İngiltere'de Muhafazakar Parti ve Liberal Demokratları koalisyon hükümetiyle iktidara getiren seçimlerden bir yıl sonra seçmenler yeniden oy kullanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da milletvekilleri seçiliyor. Ayrıca 279 belediyenin üyeleri için de seçim yapılıyor. İngiltere genelinde ise seçmenlerin tercihlerini belirtmeleri gereken bir pusula daha var. Seçim sistemi değişmeli mi, değişmemeli mi? İngiltere'nin dar bölge seçim sisteminin değiştirilmesi için kampanya yürüten Liberal Demokratlar ve İşçi Partisi, en adil yöntemin alternatif oy olduğunu savunuyor. Muhafazakar Parti ise mevcut sistemi savunuyor, en çok oyu alan kazansın diyor. İngiltere'de genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti ve seçmenler bugün yeniden sandık başında. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da parlamento seçimleri yapılırken İngiltere'de 279 belediye içinde oy kullanılıyor. Seçmenler aynı zamanda İngiltere'de milletvekili seçim sisteminin değiştirilmesi hakkındaki referandum içinde görüş bildirecekler. Koalisyon hükümetinin ortakları, Muhafazakar Parti lideri David Cameron ve liberal demokrat Nick Clegg, seçim sistemi konusunda ayrı kamplardalar. Cameron, halen uygulanmakta olan dar bölge seçim sisteminin devam etmesini desteklerken, Clegg, alternatif oy sistemine geçilmesini savunuyor. Bu referandumda hayır oyu kullanılmasının en doğru yol olduğuna hiç şüphem yok. Seçim sistemimiz basit, anlaşılır ve adil. Beğenmediğiniz hükümetleri değiştirmenize olanak veriyor. Bu demokrasinin olmazsa olmazı. Alternatif oy sistemine geçilmesi durumunda en büyük kazancı elde etmesi olası liberal demokratlar seçim sistemi konusunda referandum yapılmasını koalisyon programına koydurmuşlardı. Sayısal olarak azınlıktaki seçmenin oylarını alarak peş peşe iktidara gelen hükümetler oluşturan bir sistemi savunmak mümkün değil. Seçim bölgelerinden çoğunluk desteği almayan yüzlerce milletvekilinin ömür boyu parlamentoda kalması doğru olamaz. İngiltere'de seçim sistemi her biri tek aday çıkaran küçük seçim bölgeleri üzerine kurulu. Dar bölge çoğunluk sisteminde her seçim çevresinden en çok oyu alan aday milletvekili seçiliyor. Seçilebilmek için mutlak çoğunluk aranmıyor. Referanduma sunulan alternatif oy sisteminde ise seçmenlerden tercihlerine göre adayları sıralamaları isteniyor. Ve seçilebilmek için herhangi bir adayın %50 oy oranına ulaşması gerekiyor. Yapılan ilk sayımda bir aday %50 oya ulaşamadıysa en düşük sayıda oy alan aday eleniyor ve o adaya verilen oylarda ikinci tercihlere göre yeniden dağıtım yapılıyor. Bu işlem bir aday %50 barajını aşana ya da dağıtılacak oy kalmayana kadar sürüyor. Geçen yılki genel seçimlerde aldığı yenilginin ardından yeni lideri Ed Miliband'le ana muhalefetteki İşçi Partisi de seçim sisteminin değiştirilmesine destek veriyor. Bu İngiltere'de siyaseti nasıl değiştireceğimizin kararı. Bu korku değil, umut taşımakla ilgili. Bu daha fazla oyun gerçekten temsil edilmesi için alınacak bir karar. Seçim sisteminin değiştirilmesi konusundaki referandum için yürütülen kampanya, koalisyon ortağı partiler arasında zaman zaman gerginliğe dönüştü. Ancak Başbakan Cameron, koalisyonun geleceği hakkındaki spekülasyonları fazla önemsemeyerek sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın hükümetin uyum içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Nick Clegg ve ben koalisyonu kurduğumuzda farklı uçlarda olacağımız bu referandumun zor bir aşama olacağını biliyordum. Şimdi kampanyaların ve referandumun ardından sonuçları alıp evet de çıksa hayır da çıksa sonucu kabul edip iyi bir hükümet olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sabah erken saatlerde başlayan seçimde sandıklar Türkiye saatiyle gece yarısına kadar açık kalacak. Seçimin hemen öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamaları seçim sisteminin değiştirilmemesi görüşünün ağır bastığına işaret ediyor. Pek çok seçmen alternatif oy sisteminin karışık ve gereksiz olduğu görüşünde. Sonuç ne çıkarsa çıksın en azından bugün sandık başına giden İngilizlerin önlerindeki oy pusulası çok karışık değil. Seçenekler belli. Evet ve hayır.